Herkese merhaba, barchaga salom. Bugün derslerimizni kişilik almashlari bilan devam ettiramiz. Kişilik almashlari nima? Ular bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Turk tilida kişilik almashlarini mana bu şekilde o'qiymiz. Ben emas. O'tgan darslarimizda e harfiga ta'rif berganimizda, agarda e harfi o'rtada keladigan bo'lsa, e emas, a o'qiladi. Ya'ni yumshoq a. Ben emas, ben. Ben. Keyingisi de sen. Sen. O. O. Turk tilida muhim bilishimiz kerak bo'lgan yana bir ma'lumot. Turk tilida rodlar yo'q. Ya'ni mujskoy rod yoki jenskiy rod. Keyingisiga o'tamiz. Biz. Biz. Biz bu biz. Siz. Siz. Onlar. Onlar, ular. Ve keyingi sözümüzge o'tamiz, almashimizga. Beni, beni. Bizni sözümüz oxirida mana bu yumshoq unli harfimiz bor. Beni, seni, onu. Bizi, bizi. Sizi, sizi. Onları. O'tgan darslarimizda i harflarimizga ta'rif berganimizda nuqtasiz i'larni i deb talaffuz qilishimiz kerak edi. Keyingi almashlarimizga o'tamiz. Banda, banda, sanda, sanda, onda, onda, bizda, bizda, sizda, sizda, onlarda, onlarda. Ya'ni bu yerda menda, senda, unda, bizda, sizda, ularda. Ve bu yerda yana bilishimiz kerak bo'lgan bir ma'lumot. Sizda va sizi, mana bu siz olmuşlarımız, yani ko'plik shaxsda ikkinchi shaxs. Sizlarda degan ma'noni beradi. Ham siz hurmat ma'nosida ham ishlatishimiz mumkin. Misol uchun siz deganimizda sizlar ma'nosida ham keladi. Ko'pchilikka nisbatan ishlatganimizda, bir kishiga nisbatan ishlatadigan bo'lsak, o'zini hurmat qilgan holda sizlab murojaat qilganimizda ishlatamiz. Sizni esa ham sizlarni murojaat qiladigan bo'lsak, sizlarni bo'ladi. Agarda bir kishiga murojaat qiladigan bo'lsak, sizni, ya'ni hurmat ma'nosida murojaat qilgan bo'lamiz. Sizda bo'lsa, bu ham aytganimizdek, ko'pchilikka bo'ladigan bo'lsa, sizlardan ma'nosi keladi. Agar bir kishiga nisbatan sizda deb ishlatiladigan bo'lsa, bu ham hurmat ma'nosida ishlatiladi.